için psikiyatr konsültasyonu isteyeceğiz. Ne zaman görebiliriz? Kesin bir şey söyleyemem. Hakikaten ne yaptılar acaba? Bana bir iki gün içinde... Alo? Alo? Polat? Ne çıktı mezardan? Ne çıkacak Polat? Onun için aramadım. Hayırdır? Adli tıptayız Polat. Aslan amca ölmüş. Adli amca. Ne amca? Aslan amca. Adli tıpa gelebilir misin? Evlenme teklif etti. Ertesi gün çekip gitti. Sen evlenme teklif edip ertesi günde yalan söyler misin Polat? Söylemem. Yalan söylüyorsun. Sen de söylersin. Söylerim. Yapma Polat. Hiç halim yok. Oynama benimle ne olursun. Düşünüyorum Elif. Muhakkak bir nedeni vardır diyor. Nedenin ne olacak ki? Görevi. Görevini nasıl söylemez Polat? Ben sana işlediğim suçları söylüyor muyum Elif? Ama suç işlediğini biliyorum. Belki o da senin anlamanı beklemiştir. Hı, doğru. Aslan amca ile onun bir haltlar karıştırdığını anlamamam için aptal olmam lazım. Öyle demek istemedim. Bence sen de. Bütün dünya yüzüme aykırıyor. Aptalsın sen, gerzeksin. Bir yalana inandın. Bir yalancıyı sevdim. Ben o öldü diye ne kadar ağladım biliyor musun? Biliyorum. Hı hı. Ama o bilmiyor. Yani umurunda bile değil. Hiç sevmemiş demek. Gönül eğlendirip gitmiş. Beni kadınlarla aldatmasını yeğlerdim. En azından geçerli bir nedeni olurdu. Uzaktasın derdi. Ama böyle bir aldatma yok. Bazen insanların idealleri onları hata yapmaya sürükler. Hata olduğunu düşünüyor mudur? Hata derken şöyle. Senden ve ailesinden gizlemesi bence doğru. Başka bir şansı olsa muhakkak yapardı zaten. Kimse o kadar katı yürekli olamaz. O zaman? Hata, idealleri insanlardan üstün görmek. Sizin bu kadar acı çekeceğinizi bir an düşünse, bence girdiği yola asla girmezdi. Tahmin ediyorum sizi korumak için size bir şey söylemedi. Ama bugün senin karşında ben değil de o olsa, senin acı çektiğini görse... Erkekler niye yalancı biliyor musun? Bir anı hayal edip gerçekmiş gibi yaşadıkları için. Benim acı çektiğimi görse özür diler, yine bildiğini yapardı. Adım gibi eminim. Adını bile bilmiyorum Polat. Adının Ali olduğunu nereden biliyorsun ki? Kendimi şu sulara atmak istiyorum. Ben senin yerinde olsam... Nerede olduğundan çok kim olduğuyla ilgilenirdim Ali'nin. Nasıl yapacağım bunu? Önündeki bir dosya olarak düşün. Unut yaşadıklarını. Sıfırdan. Her şeyi, herkesi tanı. Nereden başlayacağım ki? Suçludan. Kim suçlu? Ali. Kim suçlu? Aslan Akbey. Ben senin yerinde olsam... mezardakinin Ali olmadığını bir yerlere duyururum. Nereye? Bilmiyorum. Mesela medyaya. Muhakkak muhatabının dikkatini çekecektir. Ona o kadar kızgınım ki. Sadece ve sadece canını acıtmak istiyorum. Yakamazsın ki. Hı hı. O yok ki. Eğer... burada bir yerde beni izlediğini bilsem ya... öyle bir yakarım ki. Nasıl?
gömdüm. Bir daha sakın başkasının canını yakmak için benim canımı yakma. Enteresan. Seni almaları, seninle konuşmaları. Bence Ali'nin kim olduğunu ve nerede olduğunu biliyorlar. Ne alakası var? Nereden bilecekler? Bütün bunlar, hepsi birbirini biliyor. Aslan amcanın hariciyede adamı vardı da bunların yok muydu? Mesela Ali ile diğer istihbaratçı. Birbirlerinin istihbaratçı olduğunu bilmiyorlar mıydı? Muhakkak biliyorlardır ama... O zaman kazada ölmediğini de biliyorlardır. İkisi ayrı konu Elif. Özel görev içinse bilmiyorlardır. Bilmemeleri gerekir daha doğrusu. Üşüdün mü? İçim titredi. Duvarlar yenilenmiş ama ne bileyim. İnsan kötü oluyor. Ben, sen... Burada kurşunlandık Polat. Aman. Neyse. Geçen geçti. Sen iyi misin? İyiyim. Düşünüyorum sadece. Yok, onu demiyorum. Genel olarak. Ben kafanın etini yiyorum ya Ali Ali diye. Hiç sormadım. İyi misin? Ne yapıyorsun? Suç işlerin iyi mi? Hatun mevzuları nasıl? Var 3-5 sıkıştırıp öpen. Belli. Koltuğundan kalkmıyorsun ne olur ne olmaz diye. İyiyim. Ne? Nasılsın diye sormuştun ya. Benden daha iyisini bulamazsın bak. Anlamıyorum ki seni. Ağzından Ali düşmüyordu. Şimdi işin gırgırını bile yapabiliyorsun. Ne yapayım Polat? Ali ölmemiş. Yas tutacak halim yok. 2 senedir hiçbir kadına dokunmadığını da bırak bana kimse anlatmasın. Saçma sapan konuşma. Adam çapkınlık yapmak için mi hayatından vazgeçmiş? Asıl sana ne oluyor? Gözümün içine bakarak dondurma yemeyi biliyordun. Ne oldu şimdi, korktun mu? Elifciğim. İşim gücüm var. Hadi canım. Geç oldu. Çok kabasın. Çok güzelsin. Gerçekten çok işim var. Bir de şu görüşmeni düşünmem lazım. Olağan bir durum değil adamın bizzat seninle konuşması. Polat, sevgilin mi var? Senin var canım. Senin kurduğun gibi bir usul var devletin içinde Elif, ama Osmanlı'da var. Vakay Hayriye'ye kadar Yeniçeriler alınmış, yetiştirilmiş, devletin içinde kullanılmış. Demek ki bitmemiş Osmanlı'yla. Günümüzde de var, gözümüzün önünde de var. Yapma Allah aşkına. Aslan Akbey çocuğu yetimhaneye teslim edecek, aileyi seçecek, yıllar sonra bir şekilde temas edecek, Ali'yi yetiştirecek. Aynen öyle. Çocuğu nereden bulmuş peki? Cami kundakta bebek mi aramış? Yerleştireceği aileyi nasıl tespit ettiyse Ali'yi aldığı yeri de öyle tespit etmiştir. Thank you.
Mafya babasıyla devlet baba arasındaki fark ne biliyor musun? Neymiş? Biri başkasının mülküne benim der, o mafyadır. Diğeri de her şeyi mülk edinir, istediğine verir. O da devlettir. Sabahat Hanım'ın Aslan Bey'i tanıdığından emin misin? Ali'nin ölmediğinden ne kadar eminsem bundan da o kadar eminim. Delil avukat hanım, delil. Ömer baba bir sefer kütüphanede tesadüf etmiş. Onun haricinde Aslan Bey diye hitap eder misin sen gazetede okuduğun adama? Bunları sakın kimseyle paylaşma. Kiminle paylaşacağım? Seni alanlarla. Ne olur ne olmaz. E peki ne yapacağım? Sabahat Hanım'ı keşke ilk seferde zorlamasaydın. Artık sana bir kelime bile etmez, edeceği varsa da. Dayanamadım, ne yapayım? Elif, pes etmek yok. Gerçek hislerini kimseyle paylaşmamayı öğren. Ve mümkünse sadece benimle paylaş. Bütün hislerimi mi? Sen bu Ali'den vazgeçmek konusunda ciddi misin Elif? Niye bunu sorup duruyorsun? Kendimi Ali'nin yerine koyuyorum belki. Sen hala ona aşıksın. Aşk? Aşk tren garında el salladım iki kömür gözlü. Yandı gitti. Burası biraz daha loş olamıyor mu? Karanlığı hiç sevmem. Niye? Korkuyor musun? Çok. Burnun fındık, ağzın kahve fincanı. Yaşlandım ben. Çizgileri görüyor musun? Görmeyeyim diye mi loş ışık istiyorsun? Yok. Ben senin saçındaki akları görmeyeyim diye istiyorum. Sen arttın onları, sen. Leyla'dan ses yok mu? Leyla kim? Aa, sen bana yalan mı söyledin? Leyla kim diyorsun? İnsan o kadar sevdiği insanın adını unutur mu? Elif. Var ya, senin hayatın da yalan ha. Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Ben şu Ali işini bir çözeyim, sıra sana da gelecek. Of, ne alakası var? Zaten içim darlanıyor. Neden? Bilmiyorum. Ne çabuk unutuyor bu erkekler? Tabii biz kadınlar aptalız ya, sonuna kadar sadakat, sonuna kadar hatırat. Elif, saçmalama. Kafam başka yerdeydi. Soy ismi ne bu Leyla'nın? Düşünmeden söyle. Usta, dayıyı vurmuşlar. Sağ mı Memati? Erhan hastaneye götürüyor ama anladığım kadarıyla durumu ağır. Ben de geleyim. Hı? Kaç yılın kaldı? Neye? Bu alemde daha kaç yıl yaşayacaksın? 17 Aralık'ta bitiyor. Ne 17 Aralık'ı? Tarih alacağız ya Avrupa'dan. Mafya kaldırılıyor. Okumadın mı? İşine gelmedim. Hemen dalga geç değil mi? Ben bir sefer öldüm. Bir daha ölmem Elif. Sakın ölme. Hele şu sıra hiç ölme. İyi. Ver bir tarih. Ona göre kendimi ayarlayayım. Polat. Tamam tamam. Ben bir şey yaptım. Ya aslında söylemeyeyim diyordum ama. Ne yaptın? Sabahat Hanım var ya. Biz buradayken, sonra da dayının yanına giderken Hikmet abiler Sabahat Hanım'ın evine girmişler. Nasıl girmişler? Gizlice girmişler. Kadın evden çıkınca evi arayıp taramışlar. Ne arıyorlar kadının evinde Elif? Ya belki bir şey bulmak için, Aslan amca ile kadının temasına dair bir fotoğraf bulmuşlar. Aslan amca, Sabahat Hanım ve biri daha. 69 yılında Girne'de çekilmiş. Düşünebiliyor musun? Ali'yi yetimhaneden Ömer babalara veren kadın Aslan amca ile Kıbrıs'ta. Fotoğraf nerede? Ya işte asıl onu söylemeyecektim ama dayanamadım. Biz merak ettik fotoğraftaki üçüncü kişi kim diye. Onu bulursak belki bir başka ipucu bulabileceğimizi düşündük. Ben de fotoğrafı istihbaratçılara götürdüm. Ne
Ne yaptım dedin? Duydun işte. 35 yıl öncesinin fotoğrafı. Onlardan başka kim bulacak üçüncü kişinin kim olduğunu? Fotoğrafı çoğalttık ne olur ne olmaz diye. Canan da bir kopyasını Nizamettin Bey'e verdi yardım etmesi için. Nizamettin kim? Aa, doğru ya, senin haberin yok. Biz Canan'la ayrıldıktan sonra Nizamettin Güvenç'in ofisinde işe başladı. Of. Oflama Polat. Elimizden geleni yapıyoruz işte. Bir daha beni dinlemeyeceksen sakın bana gelip akıl makıl sorma. Sana getirseydim sen nereye götürecektin ki? Ben bir yere götürmeyecektim Elif. Sana herkesin doğruyu söyleyeceğine inanıyorsun. Bu kadar yalanın içinde yaşadığını söyleyip hala saf saf umutlar taşıyorsun. O adamlar sadece kendi işlerine gelen doğruları paylaşır. Senin işine geleni değil. Ne bileyim. Kandırılmak da bir alışkanlık herhalde. Fotoğraftan başka kopya var mı? Hikmet abi de var. Hikmet'le görüşmem lazım. İnansak da inanmasak da fotoğraftaki hiç kimse çıktı. Çıkmışsa da sana söylemeyecekleri belliydi Elif. Nizamettin Bey de baktırmış ama. O da söylemez. En azından denedik. Şimdi ne yapacağız? Belki bir süre bu işin peşini bırakmak lazım Elif. Siz kovaladıkça ipin ucu iyice elinizden kaçıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Hayatıma girmeyen kimse kalmadı. Sen Doğu Eşrefoğlu'nu tanıyor musun Polat? O nereden çıktı şimdi? Soruma cevap ver. Tanıyorum Elif. Sen de benim soruma cevap ver. Artık ben de tanıyorum. Beni görüşmeye çağırdı, ben de gittim. Seni her çağırana gidecek misin? Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Yavaş ya, ne oluyor sana? Adam Ali Can'dan meselesini merak etmiş. Ben de Ali'nin saç telini verdim adama. Neden? Ya bir de o araştıracakmış. Mezardaki adam Ali mi değil mi diye. Zaten o olmadığını biliyoruz. Neyini araştıracakmış daha? Ya yeter artık, bağırmayı kes. Kaçıncı kezdir buraya geliyorum, her seferinde bağırarak kovuyorsun beni. Ne hakkın var buna ya? Benden bir şey saklama dedikçe bir sır daha yumurtluyorsun Elif. Şimdi ben sana ne yapayım? Ben ne yapayım? Bir başıma iki senedir çalmadığım kapı kalmadı. Bana akıl öğretmekten vazgeç. Bana yardımcı olacaksan ol. Benden bir şeyler saklarsan sana yardımcı olamam Elif. Bunu kafana yaz. Tamam, anladık. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Niye sordun? Var mı dedim Elif. Yok. Gelemem Elif. Akşam işim var. Ne işin var? Yemeğe davetliyim. Kime? İş yemeği. Biz hiç yemeğe gitmedik biliyorsun değil mi? İş yaparsak gideriz. İş yapmamıza gerek yok. Toplumsal vazifelerimiz var. Dışarı çıkmamız lazım. Yemeğe gitmemiz lazım. İyi bir çift görüntüsü vermemiz lazım. Çift mi? Öyleymişiz ya biz. Hatta yengeymişim ya ben. Elif ne diyorsun sen? İstediğin yemekse yarın çıkarız. Niye trip yapıyorsun? Alemde konuşulmayan kurallar vardır Polat Alemdar. Konuşalım o zaman Elif Eylül. Sen birilerine benimle birlikte olduğunu mu söylüyorsun? Sen birileriyle bunları mı konuşuyorsun? Önce ben sordum. Hayır. Şimdi sen cevap ver. Benim kulağıma geldi öyle. Kimden? Alemden. Bir alem oldun. Alem kim Elif? Söylemeyeceğim. Yemeğe gelseydin söyleyecektim. Tamam, söyle. Yarın, öbür gün, her gün yemeğe götürürüm seni. Ben bu geceyi istiyorum. Bu alemde konuşulmayan kurallar vardır Elif. Geceleri erkekler belirler.
Ben senin metresin değilim. Doğru konuş benimle. Elif, anlatacak mısın? Hayır. Eğer yine bu fındığı olmadık bir şeylere soktuysa, bu sefer koparırım Elif. Korkuttun beni. Hadi canım. Korkabilir misin sen? Polat. Bak. Anlatacaktım. İşin vardı. Yemeğe mi ne gidecektin? Sen ne yaptığını zannediyorsun Elif? Eren'in ne işi var burada? Bunu sen mi soruyorsun? Senin bu davada ne işin var Elif? Benim işime karışma Polat. Sen benim işime karışıyorsun. Sen aklınca bana meydan okuyorsun öyle mi? Hem geliyorsun sızlanıyorsun, benim için yenge diyorlarmış sizin alemde diye. Hem de bunu bile bile gidip Lazya'ya karşı kızının yanında saf tutuyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Polat Alemdar tankıyla topuyla Lazya'ya savaş açtı. Peki ben böyle bir savaş açtım mı? Hayır. Şimdi bana cevap ver. Sen avukat mısın, provokatör mü? Abartıyorsun. Elif sen mafyanın ne olduğunu biliyor musun? Bence biraz da sen abart. O dünyada insanın pul kadar değeri yok. Kimsenin, hiç kimsenin. Sen nasıl olur anneni, kardeşini, sevdiklerini böyle bir ateşin içine atarsın? Git bunları nesine anlat. Bana ne anlatıyorsun? Ben işimi yapıyorum, sen de işini yap. Her şeyi zamanında öğren. Gerçekten bana derdini söyle. Neyin intikamını benden alıyorsun? Ne göstermeye çalışıyorsun? Ya neyi ispatlamaya çalışıyorsun hayatınla dalga geçerek? Kimin dikkatini çekmek istiyorsun? Benim mi? Başardın. Buradayım. Senin dikkatini çekip ne yapacağım? Yenge olmaya mı çalıştığımı zannediyorsun? Bu dünyanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bu dünyada kadın olmanın ne olduğunu da. Bu adam beni burada bıraktı gitti. Kimin dikkatini çekmeye çalıştığımı zannediyorsun? Çok basit. Ali'nin. Ali hayatta ya, yaşıyor ya. Beni çok seviyor ya. Görmek istiyorum bu girdiğim yolda beni kurtaracak kadar çok seviyor mu? Mafya savaşının ortasında kaldım ya. Eğer Ali yaşıyorsa gelir beni çeker kurtarır. Göreceğim. Kim kimi seviyor göreceğim. Ali kendini mi seviyor? Beni mi? Vatanını mı? Ben de karar vereceğim kimi sevdiğimi. Ali'yi mi? Kendimi mi? Şimdi biriniz söyleyecek misiniz Eren'in burada ne işi var? Kendini de seviyor, seni de seviyor, beni de seviyor. Onun için burada. Sevdiğin için mafyanın içine girdin ya Elif. Kardeşini de sevdiği için mafyanın içine girdi. Eren, ben koca mafya babasıyım. Bir ablana hakim olmadım. Sen ablanı burada tutmayı başar, dışarı çıkmasına, burnunu pisliğe sokmasına engel ol, en büyük baba sensin. Al sana babaların babası olma fırsatı. Memnun oldum. Ben de yeni Ali. Allah'ım bu kadınlar neden böyle? 2 dakika dayanamaz arar. Göğe ağzına bant yapıştırmış. Ne yapacaklarını biliyorum da ne istediklerini hiç bilmiyorum.
Evet. Mesaj attım, aldın mı? Aldım. Bu kadar mı? Gönderecek resim bulamadım cevaben. Çiçek olurdu. Ofiste kaktüs yok. Aman iyi be, bende kabahat. Özür dileyecektim, vazgeçtim. Şu yanımdaki adamına, hani öz kardeşim olan, talimat verir misin? Artık eve gitmek istiyorum. Nereye gitmek istiyorsan git Elif. Çocuğun başını derde sokma, başka bir şey istemem. Polat, buluşabilir miyiz? Elif, çok yorgunum. Ve en son istediğim şey seninle buluşmak. Hadi canım, iyi geceler. Ne çıldırtıyor. Kesin Nezir'in başına bir şey geldi Polat. Yoksa niye beni davadan azletsin? Bu davadan vazgeçmek üzere bu davaya girmedi ki. Başına bir şey geldiyse ne yapacaksın Elif? Onu kurtaracak mısın? Seyirci kalacak değiliz herhalde. Yok. Seyirci kalacaksın. Gel benimle. Ya, dur, canım acıyor. Benim de. Aman Allah'ım. Hadi seyret. Kim yaptı bunu? Sen yaptın. Nesrin yaptı. Polat. Ben seninle her konuşmaya çalıştığımda bana bir araba laf ediyorsun, mafya mafya diye. Al sana mafya. Seni de Nesrin'i de bu halde görmemek için ettiğim bütün mücadeleyi kadınca, aptalca dürtüleriniz yüzünden mahvedip insanları ne hale getiriyorsunuz? Seyret Elif. Ne rahatsızlığı? Evi bırakayım, evi bırakayım diye tutturdun. İşte geldin ya benimle. İyi geceler. Çocuklar gözünün içine bakıyor, bari selam verseydin. Geliyor musun, gelmiyor musun Elif? Ya ne oluyor sana? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Canlı cenaze gibisin. Canlı cenazeyim. Konuşmak ister misin? Aslında çok isterim. Anlat. Beni yargılamayacaksın ama. Söz. Sorduğum sorulara net ve dürüst cevaplar vereceksin. Senden gizlim saklım mı var? Ya benim varsa? Hiç düşündün mü? Senin bir sürü var. Beni çıldırtma. Bana neyini anlattın ki? Ben soracağım, sen de yargılamayacaksın. Sor. Kapı açılsa, İçeri biri girse, ben arayayım dese ne yaparsın? Aslında çok uzun zamandan beri bunu düşünüyorum. Galiba bir parça senin anlamını bekledim. Senin bana sormanı. Neyi? Elif,
artık senden daha fazla saklayamam. Polat, benden ne gizliyorsun? Ali. Ali nerede? Burada. Polat, yapma bunu bana. Benimle dalga geçme. Elif, ben... Ben Ali'yim. Sen misin? Benim. Bana bunu neden yaptın? Değer miydi Ali? Kapı açılsa, Ali içeri girse, ne yüzle derim, ne yüzle karşıma geçip bu kadar şeyden sonra ben Ali'yim diyorsun derim. Babasının Karahanlı olduğunu öğrendiği için geldiğini söylerim. Daha o belli değil. Polat, yaptığımız sadece formalite. Ali'nin babası Karahanlı. Adım gibi eminim ki Ali beni izliyor. Ve bütün bu olanları biliyor. Ve eğer karşıma Karahanlı'nın oğlu olarak çıkarsa... ...bu kadar küçülürse... Benim babam Ömer baba, annem Nazife anne. Ben Mehmet Karahanlı ve onun gibiler yüzünden sizden ayrı kaldım. Onu affeder miyim? Bu kadar acının tek sorumlusu o değil mi? Hayır, değil. Bana bu kadar acı yaşatan o değil. Sensin. Elif, inan acı çektiğin her an ben daha büyük acılar çektim. Sen acı nedir bilmiyorsun. Sen acımacı çekmedin. Bir yalana inandın. Sen gerçek nedir bilmiyorsun. Sen sevgilinin ölmesi ne demek bilmiyorsun Ali. Elif. Bu acıyı yaşamak ne demek biliyor musun? Hayır. Öğreneceksin şimdi. Onu gerçekten öldürebilirim. Korkma. Seni değil ya. Senin işin belli olmaz. Sen niye Ali Karahan'ın oğlu değil diyorsun? Değil. Öyle saçma şey mi olur? Ali devlet için görev yapıyor. Babası devlet düşmanı. Ama öyle. Diyelim ki devlet çocuğu kaçırdı. Babasıyla savaşmaktan başka bir görev bulamadı mı? Koca devlet Karahanlı'nın üstüne sürdü. Kim diyor ki bunu? Belki başka görev yapıyordur. Belki de. Yok yok. Benimki saçma. Aslında doğru söylüyorsun. Tam aslına göre bir şey. İnanamıyorum ben bu insanlara. Hadi Karahanlı kötü insan. Nergiz'in suçu ne? O bir anne. Oğlum, oh.
senin annenim. Neden kendini benden saklıyorsun, mahrum ediyorsun? Ömrüm sana kavuşmak arzusuyla yandı kül oldu efem. Bunu da bilmeyecek. Hiçbir anne evladından 30 sene mahrum edilemez. Neden ne olursa olsun. Benim oğlumu devlet kaçırsa yemin ederim bir numaralı devlet düşmanı olurum. Sen olmaz mısın? Bilmiyorum Elif. Bırak oğlunu. Beni kaçırsalar bile nefret etmez misin Polat? İnan bilmiyorum Elif. Polat, sen iyi misin? Onu hiç bilmiyorum. Safiye ile aranızda ne var? Hiçbir şey. Benim abimsin. Bak Safiye, seni incitmek istemem ama... Yanıma oturur musun? Seyrediyorum abi. Safiye, mesele senin bildiğin gibi değil. Her şeyi biliyorum. Bu senin suçun değil abi. Ben senin abin değilim. Bu babamla senin aranda. Benim günahım ne? Bana sen de sahip çıkmazsan kim çıkacak? Ya üşüttüm ya üşüteceğim Elif. Neden benden kaçıyorsun? Kaçmıyorum. Yanıma bile oturmadın Polat. Bir arasana doktoru, sonuç çıkmış mı? Ali Karahanlı'nın oğlu! Tamam doktor bey. Haber bekliyoruz. Bir saat sonra çıkacak bir sonuç. İyi, bir şey kalmamış. Polat, gerçekten kötü görünüyorsun. Bir hastaneye gidelim. Bir saat şu rahada dinlen, bir şey yap. Bu saatte niye arıyor? Yanımdasın diye mi konuşmuyorsun? Alo. Efendim. Polat, annem fenalaştı. Babamlara ulaşamıyorum. Ne olur yardım et. Sen ne yapıyorsun burada? Hiç. Safiye annesiyle galiba. Telefonunu kullanabilir miyim Elif? Tabii. Daha iyi görünüyorsun. Seni korkuttum mu? Endişelendim.
Çok özledim seni. Şimdi ne demek bu? Çok özledim. Arabayı indirilen iki iş yapma. Of of. Bir de ofluyor ya. İnsanlar neler yaşıyor? Bu Beyzade en büyük acıları kendini yaşadığını zannediyor. Arabayı indir dedim sana. Hangisini? Ya neredesin sen? Korktun mu yoksa öleceğim diye? Yok. Benim hayatımdaki erkekler ölmüyor. Rahat ol. Çiçekler için teşekkür ederim. Beni çok utandırdın. Sabahtan beri elinde dolaştırdığın çiçeği ben alsam ben de utanırdım. Söylediler mi? Geçsene. Yeni işin hayırlı olsun. Aslında seninle konuşmadan kabul etmeyecektim ama Nizamettin Bey çok ısrar etti. Hayırlısı. Bu kadar mı? Akşam işin var mı? Yok. Yemek yiyelim mi? Konuşacaklarım var seninle. Eğer bu sefer de ekersen... Ekmek yok, söz. Allah'ım ne olur beni bununla yüzleştirme. Elif'i benden alma. Benim Elif'e çektirdiğim acıyla beni imtihan etme. Kim kaçırdı Elif'i? Nereye götürdü? Su getirin. Bu ne? Sen bizi bulamazsın. Biz seni buluruz. Kim verdi bunu Elif? Polat. Geçti bir tane. İşte.
şey hatırlamıyorsun. Seni nereye götürdüler Elif? Bilmiyorum. Asansörde gözlerim karardı. Sanki boşlukta asılı durur gibiydim. Gözümü açtığımda Kız Kulesi'nin karşısındaydım. Bankta. Kimse yoktu. Yoldan geçen arabalar. Yürüyen insanlar. Cebimden kağıt çıktı. Aldım. Bu ne demek Polat? Bilmiyorum Elif. Bunlar kim ya? Bana ne yaptılar? Savcılığa gitmem lazım. Bu kağıdın üstünde belki bir iz vardır. Hiçbir iz yoktur Elif. Nasıl yani? Elif, senden bir iz bulamadım. Kağıtta da bir iz yoktur. Polat, çok korkuyorum. Bir daha seni hiç yalnız bırakmayacağım Elif. Polat. Doktora gitmek istiyorum. Tabii ki bir tanem. Gel. Abi, Safiye Hanım geldi. Biliyor mu kaçırıldığımı? Hayır. Safiye Hanım'ı buraya al. Biz seninle hiç yemek yemeyecek miyiz? Ben vazgeçtim. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Emrinizdeyim küçük hanım. Canınız ne isterse. Kimse bizi rahatsız etmesin bugün. Tamam. Nereden aklına geldi burası? Ya hep binmek istedim. İstanbul'da teleferik var. Kaç kişi biliyor bunu? En azından bilmeyen 4 kişi daha öğrendi. Hani baş başa olacaktık? Baş başayız ya. Ben gerçekten baş başa olmaktan bahsediyorum. Başını koy. Bak, artık baş başayız. Ha 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 ha. Sen niye bindin Adnan? Çekmiyor, görmüyor musun? Benimki çekiyor. Amma yüksekmiş. İnadına mı bakıyorsun Pürmüz? Bakamıyorum lan aşağı. Tutuyor işte, beni tutuyor ya. Buradan düşsek ya, parçamızı bulamazlar. Bak, abi bakıyor diye bir şey yapmıyorum. Hepinizi gebertirim lan. Ne var Erdoğan? Sen de köpekten korkuyorsun. Cinsine göre. Şimdi abinin teleferiği öbür tarafa gittiğine göre... Biz arabaya nasıl bineceğiz? Gidip döneceğiz. Ben bir daha binemem. Abi bizi mi bekleyecek? Buradan sonra nereye gideceğiz? Sen söyleyeceksin. Gün senin günün. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Yani bu kadar zaman sonra nasıl vakit ayırıyorsun ki? Şikayet mi ediyorsun? Hayır. Hayat,
Belli mi olur? Belki bundan sonra hiç 24 saatimiz olmaz. Ya. Belki de bir kadınla 24 saat geçirip geçiremeyeceğimi görmek istiyorum. Bence geçiremez. O zaman çocukları değil seni atlatmak lazım. Yavaş, yavaş. Daha hızlı mı dedin? Hala arkamızdalar. Bak şimdi. Nemati abi. Abi niye böyle yapıyor abi? Seni deniyor. Düz devam et. Abi gitti. Ne yapacağız abi? Sür Nevzat, sür. Abi. Abin nereye gittiğini bilmiyorum ki. Nereye gideceğim? Ben biliyorum. Sen sür Nevzat. Abi niye söylemiyorsun? Yüreğim ağzımda sürdürüyorsun abi. Zaten yukarı tuttu beni abi. Seni deniyorum Nevzat. Gazı ayağınla değil dilinle bassan kimse sana yetişemez Nevzat. Seksek oynayalım. Saçmalama herif, biz çocuk değiliz ki. Ya bak çocuklar ne güzel oynuyor. Onların oyununu bozmayalım. Ya hadi. Dondurma yiyelim. Hani istediğin beni mutlu eden her şeyi yapacaktık. İnanmıyorum artık sana. Bir dakika taşı versene. Bak göstereyim sana, tut şunu. Bak şimdi. Sıra sende, al bakalım taşı. Hadi. Bravo! 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 Ver. Çocuk olmak ne güzel bir şey değil mi? Hayat kirletmemiştir seni. Tertemiz olma duygusu ne hoş. Kimse üzmemiştir seni. Dünya senin için vardır ve sen bunun bilincindesin. Seksek oynamaktan da zevk alırsın. Utanmazsın. Evet. Bugün dünyalar benim oldu. Ama dur. Daha bitmedi. Dur ben sana daha neler yapacağım. Kalk 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 kalk. Yürü bakalım. Elif çok kenardan yürüyorsun. Biraz düşme, ortaya git. Hayır. Koş 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 koş. Gel buraya. Tamam, tamam.
bırak, yürüyeceğim. Tamam, tamam. Düşüyorum. Hoş bulduk. Çok güzelmiş. Beğendiğine sevindim. Efendim, içmek için ne tercih edersiniz? Şampanya içelim mi? Nasıl istersen. Peki efendim. Bütün bunları ne zaman hazırladın? Başka ne sürprizin var? Kalbin dayanacak mı? Oo, bu kalp nelere dayanmış. Tamam tamam, büyük konuşmak yok. Ben ne zaman böyle önemli şeylere özensem başıma bir şey gelir. Çocukluğumdan beri hep bir şey olmuştur. Böyle törenlerde şiir okuturlardı bana. Ya eteğim yırtılırdı ya üstüme bir şey dökülürdü. Hele okul balosunda olanlara hayatta inanamazsın. Ali ile katıldığın okul balosu değil mi? Hı-hı. Anlatmış mıydım sana? Oho, senin için de neler yaptığını biliyorum. Ya Polat, her şey harika da müzik yok. Dans etmek istiyorum. Müzik mi? O kolay. Hayır, hayır, sakın. Dansa kaldırır mısın? Becerebilir miyim ki? Ayaklarına basmayayım. Çok kolay. Sadece benim adımlarımı izleyeceksin. Yüzyılın yalanı. Hanımefendi. Sen birini mi bekliyorsun? Yok, ben kimseyi davet etmedim. Sen? Gözün dışarıda. Erkek milleti. Niye bana bunu yapıyorsun ki? Neyi? İşte bunu. İşte bu dediğin ne? Polat. Elif. Aklımı başımdan alıyorsun. Ne demek bu? Beni o kadar çok şaşırtıyorsun ki buna hiçbir kadın dayanamaz. Dayanamaz ve... Oh, wow.
Burada mı kalıyorsun? Sevdin mi? Çok güzel. Neredeyse kaçırıldığım için çok mutluyum. Neden? Belki de hayatımın en mutlu gününü geçiriyorum. Senin mutlu olman beni çok mutlu ediyor. Onlar kim Polat? Bilmiyorum Elif. Birileri bir şeyler yapmak istiyor. Dengeler kurup dengeler bozuyorlar. Mehmet Karahan'ın ölümü de bununla mı alakalı? Evet. Sen bu dengelerin neresindesin? Tam ortasındayım. Benim kaçırılmam seni avuçlarına almak için miydi? Sanırım. Bunu denemek istediler. Bak burada kafam karışıyor işte. Niye? Ya tamam. Sen beni seviyorsun. Yani bana değer veriyorsun. Senin için özel olduğumu biliyorum ama... ben senin karın değilim. Sevgilin değilim. Çocuğun değilim. Sana şantaj yapmak için ya da sana bir şeyler yaptırmak için ben nasıl bir koz oluyorum? Ya da zaaf. Evet, zaaf. Yani istersen... bana ne Elif'ten dersin? Demem. Çok zorda kalsam bile. Demem Elif. O zaman bana bunun nedenini açıklamalısın. Madem onlar biliyor, benim de bilmeye hakkım var. Sana zaafım var. Neden? Seni kaybetmekten korkuyorum. Neden? Hayatımda hep olmanı istiyorum. Ya yine değişen bir şey yok. Neden? Çünkü benim bu hayatta kalmamın anlamlarından birisin. Neden? Sen tertemizsin. Eğer sen hayatımda olmasan... bütün bu pisliğin içinde niye savaşıp durayım ki? Bir dakika. Ya sen mafya babasısın. Neden temizlik isteyesin ki? Temiz olan bir dünyada sana ihtiyaç yok ki. O zaman hiçbir şeysin, sıradan bir insansın. Bu hayatta tek arzum bu. Temiz olan bir dünyada sıradan bir insan olmak. Bunu nasıl başaracaksın peki? Savaşarak. Kiminle? Çok zor bir yola girdim Elif. Bir vadinin içine girdim. Kurtların arasına. Kurtlar Vadisi'ne. Bu 24 saati neye boş olduğumuzu anladım. Bir daha seni istediğim şekilde göremeyecek miyim? Seksek oynarken göremeyeceksin. Sokakta dondurma yerken göremeyeceksin. Sokaklarda el ele tutuşamayacağız. Evet. Sokaklarda yalnız başına yürüyemeyeceksin. Bir dakika, bir dakika. Sözümü kesme lütfen. Sıradan bir avukat gibi sıradan davalara girip sıradan kahve sohbetleri yapamayacaksın adliye kalemlerinde. Tanımadığın insanlarla selamlaşamayacaksın. Onlarla dostluklar kurmaya kalkmayacaksın. Kısacası artık eski Elif olamayacaksın. Bunları beni korumak için mi söylüyorsun? Seni ve beni. Biz neyiz Polat? Thank you.
iki aşık. Aşkta sınır olmaz. Mecburum. Sana aşık olmamın ödülü bu mu? Aşık olmak zaten bir ödüldür. Polat. Benimle evlenir misin? Seninle evlenemem Elif. Neden? Çünkü bu haksızlık. Kime haksızlık? İkimize de. Neden? Elif, sen Ali'yi unutmuş olabilirsin. Ama ben eminim ki Ali karşına çıktığı anda hayatın yine eskisi gibi olmayacak. Bundan sana ne Polat? Ama ben bilmek isterim. Beni mi Ali'yi mi sevdiğini. Ali'yi de sevdim. Seni de seviyorum Polat. Ali'yi görmediğin için kolaylıkla bunu söylüyorsun. Belki gördüğünde onu seviyor olduğunu, beni eskiden sevdiğini söyleyeceksin. Beni oyalıyorsun. Hayır Elif. Ama umurumda bile değil. Çırpınıp taşın olaya çıkınca eğlen şan olada kalem kızım. Urun urun kaş altından bakınca can telefeyiyor güleceğim. Elif. Seni çok seviyorum. İnanmayacaksın ama zaman doldu. Ben de seni seviyorum. Burnu fındık ağzı kahvefince. Çocuklar emlakçı ayarladılar. Bir bak bakalım. Belki seveceğin bir ev bulursun. Nasıl bir ev bakacağım ki? Sen kendi zevkine göre bak. Polat, evde ben oturmayacağım. Sen oturacaksın. Yok, sen oturacaksın. Ne demek şimdi bu? Elif, güvende olmanı istediğimi söylemiştim. Ya ben annemlerin yanında hayatımdan memnunum. Üstelik tek yaşamak isteseydim bunu daha önce yapardım yani. Tek oturacaksın demedim. Seni anlamıyorum Polat. Anlarsan beni sevmezsin. Bu yüzük ne? Evlendim. Dokunma bana. Çocuk olma. Böyle evlilik yüzüğü mü olur? Polat, bana doğruyu söyle. Sen evli misin? Biz o yüzden falan mı evlenemiyoruz ha? Boşanma davası bitsin söz. Seni alacağım. Ya. Bu da bir nevi evlilik teklifi. Ama önce ev arkadaşlığı. Bakalım anlaşabilecek miyiz? Ben senin metresin olmam. Evli adamların metresi olur bir. Senden böyle bir şey istemiyorum iki. Güvenli bir yerde yaşamaya mecbursun üç. Konuştuğumuz şeyleri tekrar tekrar konuşmak istemiyorum dört. Eve senin için bakarım. Bir daha bana böyle sayı sayarak konuşma. Lütfen. Ayrıca ben çocuk değilim. Artık bir tane bile ev görmek istemiyorum. Thank you.
Neyin var senin? Polat, bir ev bulduk. Burası bence tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun da mutlu olmuş gibi gelmiyor sesin. Galiba yoruldum. Şımarıklık mı yapıyor acaba Elif Hanım? Polat, buraya gelebilir misin? İşim var canım. Daha sonra gelsem? Lütfen. Peki. 10 dakikadan uğrayayım. İdareten burası. Kalıcı yer için bakacağız. Benim için fark etmez. Ne olacak ki ev sonuçta? Olur mu? Burada ne partiler vereceksin, ne şen kahkahalar atacaksın. Ya tabii. Elif, niye canın sıkkın? Attın beni bir ateşin içine, çekildin gittin Polat. Ne ateşi? İnsanların laflarıyla, sözleriyle uğraşıyorum. Ne diyormuş insanlar? Sen Polat'ın nesisin diyorlar. Canıyım, candan yakın demiyor musun? Ali candan ne olacak diyorlar. Bu emlakçılar ne kadar gevezeymiş böyle. Emlakçılarla ne alakası var Polat? Biliyorum. Ne diyeyim Elif? Tellal tutup, davul çalıp, halimizi, pürmelalimizi kime söyleyeyim? Polat, beni hiç yalnız bırakma olur mu? Bazen her yerde beni izliyormuşsun. Asla yalnız değilmişim gibi geliyor. Bazen öyle çok yalnız hissediyorum ki kendimi. Bu yalnızlığın içinde boğuluyorum. Sen hiç yalnız değilsin. Bakma telefonu lütfen. Bakmam lazım Elif. Alo. Geliyorum. İşte bundan nefret ediyorum. Bin bir güçlükle yanıma geliyorsun. Bir telefon sesi ve yoksun. O zaman ben boğuluyorum Polat. Elif, gerçekten. Ama gerçekten gitmem lazım. Sen benim alın yazımsın. İnsan alın yazısını yalnız bırakır mı? Bırakır. Daha önceki bıraktı. Toplantı bu muymuş? Çok teşekkür ederim. Ben hemen çıkayım. Sonra konuşuruz. Hı hı. Konuşuruz. Aa, sen burada mıydın Elifciğim? Neden içeri gelmedin? Ben rahatsız etmek istemedim. Üzüldüm. Şimdi gitmem lazım. Muhakkak ara beni, tamam mı? Hı hı. Sana anlatacaklarım var. Ararım. Gerçekten. Ama gerçekten üzgünüm Elif. Arayacaktım ama... Biraz konuşabilir miyiz Polat? Ya da ne diyorsunuz siz? Toplantı yapabilir miyiz? Gözümün içine baka baka. Kime atıyorsun o mesajı? Ne mesajı?
Polat, telefonla ne yapıyordun? Sessize alıyordum. Toplantıda rahatsız olma diye. Sen bana ne yaptığını zannediyorsun? Sana ne yapıyormuşum? Polat, beni çok ama çok kırıyorsun. Seninle asla konuşmayacaktım ama Nizamettin Bey'in söylediklerinden sonra dayanamadım geldim. Nizamettin Bey'e mi gittin? Bak asıl sana mesaj gelip duruyor. Polat, seni arayacağım diyorsun, aramıyorsun. Arayınca telefonuma cevap vermiyorsun. Çünkü geleceğim deyip gelmiyorsun. Ama işim olduğunu biliyorsun. Doğru ya. Ben eşin olarak bütün bunları bilmeliyim. Gecenin bir vakti sana olgunluk mesajları atmalıyım. Herkesin yenge, abla gibi sıfatlarını çekmeliyim. Ve hatta Nizamettin Bey gibilerin, siz yüce insan Polat Alemdar'ın eşisiniz. Ne çalışması? Hiç yakıştıramadım size gibi anlamsız tavırlarına katlanmalıyım, değil mi? Eşi değilim demedin mi? Resmi evraktan bahsetmiyormuş. Gerçeklerden bahsediyormuş. Gerçek şu ki sana mesaj geldi ve ben konsantre olamıyorum. Bakacak mısın ne olduğuna? Sana ne benim mesajımdan? Sana ne benim mesajımdan? Ya uf. Şimdi ben sana nasıl inanayım Polat? İnsanı nasıl ayartacağını biliyorsun ya. Bu gecemi sana ayıracağım da sen acaba gelecek misin? Denemek ister misin? Neyi? Siz gecenizi ayırın Elif Hanım. Ben bir ara uğrar alırım. Söz ver bana. Gerçekten ama gerçekten konuşmamız lazım. Biz teşekkür ederiz. Arabaların anahtarları arabada. Bana ayırdığın için çok teşekkür ederim Polat Alemdar. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Asıl sen ne yaptığını zannediyorsun? Beni bu eve tıkarak? Bağırma, gir içeri. Bir daha içki içeceğim mi? İstersen zehir içerim. Sen kimsin ya? Bağırma. Ses tellerin kopacak. Bayıldın mı? Soğuk su bütün hücrelerini diriltti mi? Aklın başına geldi mi? Ev benim değil mi? İster bağırırım ister çağırırım. Bırak beni! Sabahtan akşama kadar burada oturup içki içeceğine, kendine, insanlara faydalı şeyler yap. Sana. Bıraksam ne olacak Suelen? Ben Suelen'sam sen de Ceyhan'sın. Geleceğim diyorsun, gelmiyorsun. Ayıp ya. Yok, sen daha iyi mi? Kimse sormuyor insanlar niye Ceyhan oluyor diye. Canımı yaktın işte. Beni ağlattın. Mutlu oldun mu? Şimdi ne yapacaksın? Ağlıyorum diye gideceksin değil mi ki? Seni burada isteyen yok.
Elif. Seni istemiyorum. Hiç kimseyi istemiyorum. Kimse beni sevmiyor. Git başımdan. Seni istemiyorum ben. Ali'yi istiyorum ben. Beyefendi, ne işiniz var burada? Beyefendi, lütfen çıkar mısınız? Beyefendi, lütfen çıkar mısınız? Ameliyattayız, lütfen çıkar mısınız beyefendi? Elif. Beyefendi, buraya böyle giremezsiniz. Lütfen çıkar mısınız?
Beyefendi lütfen çıkar mısınız? Ameliyatta izliyorum size. Hastaya zarar veriyorsunuz. Beyefendi. Beyefendi lütfen. Elif, seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Başka çare yok. Polat! Yeter beyefendi, yapmayın. Hastaya zarar veriyorsunuz. Polisler içeride. Buraya geliyorlar. Sadece seninle olmayı göze alamadığım için beni affet. Sadece mutlu olmayı göze alamadığım için beni affet. Sadece senin çocuklarının babası olmayı seçemediğim için beni affet. Sadece sade bir adam olamadığım için beni affet. Sadece amin yazın olamadığım için beni affet. Sadece ömrümü seninle geçirmek istediğimi gözlerinin içine son kez söyleyemediğim için beni affet. Cık.
Sadece gözlerinin içine bakarak son nefesimi veremediğim için beni affet. Sadece ve sadece senin aşkın için ölemediğim, sadece ve sadece senin yerine ölemediğim için beni affet. Şimdi ölmek istiyorsun. Şimdi gitmek istiyorsun. Gitme zamanı bende diyorsun. Ve bana sadece bir tek şey söylemek kalıyor. Elif. Seni çok seviyorum.
Hı.